Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel, kibar, çok amaçlı kullanabileceğiniz ufak bir cüzdan yapımını göstereceğim. Şu şekilde. Benim pomponum biraz burada büyük oldu ama hiç problem değil. Bu şekilde kullanabileceğiniz, istediğiniz gibi içerisine bozuk para, tokalar, Koyarak kullanabileceğiniz bir cüzdan yapımını göstereceğim sizlere. Ee, ben sade bir şekilde kullanmak istediğim için sade bir şekilde bıraktım. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Yapımı çok çok kolay. Umarım beğenirsiniz hanımlar. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Evet hanımlar, şimdi hemen başlayalım. İpim Nako Pırlanta serisinden bir ip. Bu iple güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, öncelikle sihirli halka yaparak başlamak istiyorum. Sihirli halkamın detaylı e, yapım videosunu kanalımda bulabilirsiniz hanımlar. Şu şekilde şöyle çevirip yavaşça da göstereyim biraz. Eğer sihirli halka e, yapmayı bilmiyorsanız, yapmak istemiyorsanız normal zincir çekerek zincirleri birleştirip bir yuva oluşturup o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi sihirli halkamı yaptıktan sonra iki zincir çekiyorum ve ipimi doluyorum. İkili trabzanlar yapacağım. Zincirimle birlikte iki oldu. Üç. 4 Şöyle ipimize halkamızı da küçültelim. 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra ipimi çekiyorum. Çekebildiğiniz kadar çekin hanımlar ve sonra ilk yapmış olduğunuz zincirin en tepesine tığımı batırarak ipimi alıyorum ve bu şekilde çıkartıyorum. Sonrasında ipimi sıkıca tekrar çektim. Sonrasında bir 2 zincir çekip bir üst sırama geçmiş oluyorum. İpimi alıp aynı yere zincir çekmiş olduğum aynı yere batarak ikili trabzan yapıyorum. Bakın iki tane oldu aynı yerde. Tekrar ipimi alıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Yan tarafa da batarak bir tekrar batıyorum. 2 yan tarafa geçiyorum 1 tekrar 2 her trabzanın üzerine 2 iki adet ikili trabzan yapıyoruz hanımlar bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız her trabzanın üzerine 2 iki tane ikili trabzan yapalım evet hanımlar sıramın sonuna geldim Şimdi en son iki tane trabzan yaptıktan sonra zincirimin en tepesine batarak ipimi bu şekilde çıkartıyorum. Şimdi iki adet zincir çekiyorum ve bir üst sırama geçmiş oluyorum. İpimi alıp aynı yere tekrar batıyorum ve bir trabzan daha yapıyorum. Zincirimle birlikte iki olmuş oldu. Şimdi bir sonraki trabzanımın tepesine batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrakine geçiyorum. Burada da iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yani bu sıramızda da bir tek bir çift trabzan yaparak devam edeceğiz. Bakın iki tane oldu zincirimle beraber. Sonrasında bir, sonrasında iki, sonrasında bir tane, <laughs> sonrasında Aynı yere batıyorum tekrar iki tane. Sonraki trabzana geçiyorum. Bir tane. Sonraki trabzana geçiyorum. Ve iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tek bir çift olmak üzere bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet hanımlar bu sıramızın da sonuna geldik. Yine aynı şekilde Zincirimin tepesine batarak ipimi çıkartıyorum ve tekrar iki zincir çekip bir üst sıraya geçiyoruz. İpimizi alıp aynı yine zincirimin yani aynı yere batarak bir ikili trabzan daha yapıyorum. Burası iki tane olmuş oluyor. Tekrar ipimi alıyorum. Bir sonraki trabzanıma batarak bir tane trabzan yapıyorum. Sonrakine geçiyorum tekrar. Bir tane trabzan yapıyorum. Bakın iki tane yaptım. Sonrasında bir, sonrasında bir. Tekrar ipimi alıyorum. Sonrasında yine iki tane yapıyorum. İki tane. Sonrakine geçiyorum. Bir tane. Sonrakine geçiyorum. Tekrar bir tane. Sonrakine geçiyorum 2 tane. Bu sıramızda da 2 tek 1 çift olarak devam ediyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın 2 tane 1 1 2 1 1 2. Tekrar batıyorum. 1 Sonrakine batıyorum. 1 Sonrakine batıyorum. Burada 2 tane yapıyorum. 2 tek bir çift olarak bu sıramızı da tamamlayalım hemen. Şimdi bu sıramızı da tamamladıktan sonra yine aynı şekilde zincirimin tepesinden ipimi alıyorum. Şimdi yine iki zincir çekerek bir üst sıramıza geçiş yapıyoruz. Yine aynı şekilde zincirimin battığım yere bir trabzan daha yapıyorum. Burası 2 olmuş oluyor. Sonrasında bir tane yapıyorum. Sonrasında bir tane yapıyorum. Sonrasında bir tane yapıyorum. Bakın bir çift yaptım. 3 tane de tek yaptım. Sonra çift yapacağım. 2 tane. 1 aynı yere tekrar 2 Sonrasında bir tane yapıyorum. Sonrasında bir tane yapıyorum. Sonra tekrar bir tane. Hani 3 tek 1 çift yapıyoruz bu sıramızda da. 3 tane tekten sonra batıyorum ve burada 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tek 1 çift Bir, iki, üç, tek, sonra aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Evet hanımlar, bu sıramızı da bu şekilde hemen tamamlayalım. Üç tane tek, bir tane çift, üç tek, bir çift. Bu şekilde tamamlayalım. Evet hanımlar bu sıramı da tamamladım. Yine zincirimin tepesinden ipimi bu şekilde çıkartıyorum. Şimdi burada ipinizi kesebilirsiniz. Ee, benim için bu boyut yeterli. En son dediğim gibi 3 tek bir çift yapmıştık. Ama siz arttırmak istiyorsanız bir sıra daha yapmak istiyorsanız orayı da 4 tek bir çift yapın. Tekrar arttırmak isterseniz 5 tek 1 çift bu şekilde istediğiniz boyuta ulaşana kadar örebilirsiniz hanımlar. Şimdi bunun aynısından bir tane daha öreceksiniz. 2 tane olduktan sonra birleştirme işlemine geçiyoruz hemen. Şimdi bunun bu tarafına süs amaçlı istediğimiz bir şeyi dikebiliriz. Fiyonk yapabiliriz. Bakıyorum benim elimde neler var mesela şöyle bir tane kalbim var bunu böyle dikebilirim ya da bunun daha küçüklerini işte şöyle fiyonklarım var aslında şöyle yapabilirim. Bunlar büyük kaçıyor tabii ki. Ya da şöyle küçük bir kelebeğim var. Şöyle kenarına dikebilirim. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz hanımlar. Bunu en son bakacağız. Şimdi iki tane yaptıktan sonra birleştirme işlemine geçeceğiz. Evet şimdi birleştirmek için hanımlar şöyle ikinci parçamızın ipini kesmiyoruz. Ve i̇lk parçamızı şu şekilde çeviriyoruz. Şöyle bakın hanımlar tersler bir araya gelecek şekilde çeviriyorum. Ve buradaki ilmeğimi şuraya bir tane zincir atmıştım. Onu çıkartacağım şimdi. Evet. Evet tam karşısından herhangi bir ilmekten batırarak ipimi alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bakın şimdi karşılıklı olarak devam edeceğiz hanımlar. Bu şekilde şöyle bakın. Karşılıklı alıyorum. Şöyle dikiyorum bu şekilde tam karşıdan karşıya denk gelecek şekilde hiçbir e, trabzanımı atlamadan dikme işlemini gerçekleştiriyorum. Şöyle. Siz istediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. İsterseniz birleştirirken farklı bir renk ip kullanabilirsiniz. Ben aynı renkten bu şekilde dikmeyi tercih ettim. İster böyle yapamam, hani böyle uğraşmak istemiyorum derseniz de ipinizi kesip iğne yardımıyla da dikebilirsiniz. Dediğim gibi tamamen size kalmış amaç iki parçayı birleştirmek. Evet. Bu şekilde devam ediyorum hanımlar. Biraz daha yapacağım. Şimdi hanımlar ben böyle başladım. Buraya kadar tamamladım. Şu şekilde açıklık bırakmak istiyorum. Saydım burayı 14 tane trabzanım kaldı. 14 trabzanlık açıklık bırakmak istiyorum. Siz isterseniz daha fazla açıklık bırakabilirsiniz. Ağız kısmını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Daha kapalı ya da daha açık yapabilirsiniz. Ben bu kadar yapmak istedim. Şimdi 14 tane kaldıktan sonra bu sefer arka kısmı bırakıyorum. Şöyle kıvırıyorum. Direkt sadece bir tanesinden sık iğne yapmaya devam ediyorum ve sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 14 tane bırakmıştım. 7 tane yaptıktan sonra zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane şöyle bakıyorum yeterli geliyor mu bu zincirimizi de ne için çekeceğiz şöyle buraya bir mesela düğme olabilir şöyle bir pompon olabilir Hani bunu kapatmak için kullanacağım. Mesela ben bu pomponumu buraya dikersem ne kadar zincir yeterli olur diye şöyle kontrol ediyorum. Şöyle bakıyorum ve 10 tane yeterli olmayacağı için 2 tane daha zincir çekeceğim. 11 12. Eğer bu da yeterli olmazsa bunu yerine başka bir şey dikerim oraya. 12 tane zincir çektikten sonra hemen Diğer trabzanıma batıyorum ve sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bakın bunu burada bu şekilde bıraktım. Şimdi diğer 7 tane trabzanıma da sık iğnelerimi yapacağım. Bu şekilde köşe kısmına geldim. Sonra çeviriyorum. Bakın böyle yaptık bu tarafı. Çeviriyoruz hemen. Çevirmeden önce bir birleştirme işlemi yapayım. Şöyle alalım şunu. Şöyle ipim takıldı. Son sık iğnemizi birleştirerek yapalım en iyisi. Evet, sonra çevirelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi de bu tarafı sonuna kadar sık iğne yaparak bitireceğiz inşallah. Rengarenk süsleyebilirsiniz. İstediğiniz renk kullanabilirsiniz. Önünü farklı, arkasını farklı bir renk yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben sade kullanmayı tercih edeceğim. Evet, bu şekilde sık iğnelerimi de bitirdikten sonra Sonuncusunu da şöyle yapıyorum. Şurada bu şekilde birleştirebiliriz de şöyle yapalım. Daha önce hiç yapmadım hanımlar. Burada videoda Sizinle birlikte yapıyorum. Şöyle karşı tarafla birleştirmek istiyorum. Daha sağlam olacağını düşünüyorum ama. Evet. İpimi kesiyorum. ipimi de içeri kısmında saklayacağım şöyle içeriye koyuyorum ve onu saklayacağım şimdi hanımlar ben bu şekilde ağız kısmını yaptım şöyle bir düğme ya da dediğim gibi pompon kullanabiliriz pomponun büyük olur mu bilmiyorum şöyle bir denemek istiyorum ona göre yapıştıracağım e, olabilir bence olabilir ya da ne olabilir hemen başka bakacağım şuradan Şöyle güzel düğmeler olabilir. Şöyle takabiliriz. Ya da daha değişik düğmeler. Dediğim gibi hanımlar bu da tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben bu pomponumu yapıştırmayı düşünüyorum şu an. Pomponumu silikon yardımıyla yapıştıracağım. Eğer düğme kullanırsanız dikebilirsiniz. Şöyle sağlam olsun bol bol sürmek istiyorum. Evet. Tam karşısına gelecek şekilde burada yapıştırıyorum. Bu şekilde de kapanabiliyor. Şöyle biraz daha yapışsın ki çok zorlamayayım. Dediğim gibi zincirimi Biraz daha fazla çekebilirdim. Evet hanımlar bu şekilde. Şu ortasına da bu gelmişti elime. Şöyle bunu da buraya yapıştırabiliriz. Hemen bunu da yapıştırayım ben. Silikon yardımıyla. Şöyle. Var silikonla yapışacak şeyler olduğu için bu şekilde yapıştırıyorum. Ama siz fiyonklar dikebilirsiniz. Çok güzel çiçekler dikebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Arkası bu şekilde. Böyle açıp kullanabileceğimiz. Bunu yapıştırdım tabii ki. Arka kısma geçti. Ha. Evet. Bu şekilde küçük cüzdan. Çok amaçlı. İster bozuk paralarınızı koyun, isterseniz tokalarınızı, tel tokalarınızı, isterseniz kız çocukları için bunları rengarenk yaparak kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Bu şekilde tekrardan. Bakın artık rahatlıkla kapanabiliyor. Çünkü sağlam bir şekilde yapıştı. Ben böyle yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz hanımlar. Yorum kısmından yorumlarınızı da yazarsanız çok ama çok mutlu olurum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.